Herkese Kolombiya'nın Choka bölgesinden, Pasifik Okyanus kenarlarından günaydınlar. Dünyanın en fazla yağış alan bölgesi olduğu için hangi ay gelirseniz gelin illaki yağmura yakalanacağınız günler oluyor bu bölgede. Biz de son bir aydır bu bölgelerdeyiz de birçok kez yağmura yakalandık. Bu sabah daha yağmurlu bir güne başladık gördüğünüz gibi. Bugün için düşüncemiz Sergio ile beraber köyde ve sahilde bisiklet turu yapmak. Tabii yağmur dinerse bakalım. Şimdilik sahil kenarında kiraladığımız evin verandasına takılıyoruz. Size günlük rutinlerimizden birini göstereyim, sizinle paylaşayım. Sağdan soldan palmiye ağacından düşen Hindistan cevizlerini topluyoruz. Ondan sonrasında da suyunu içip önce tabii kesiyoruz. Sergio bu konuda bana yardımcı oluyor. Çünkü pek maçete kullanma konusunda iyi değilim. Maçete diyorlar bu palaya. Suyunu içiyoruz. Ondan sonrasında da ben yulaf ezmesine Hindistan cevizinin meyvesini ekliyorum, koyuyorum. O kadar çok Hindistan cevizi var ki, özellikle buraya geldiğin zaman insanlar diyor ki Hindistan cevizi ağacının altında durmayın. Allah muhafaza, başınıza düşebilir diye. Bakar mısınız? Dolu dolu. Sağda solda görüyorsunuz Hindistan cevizlerini. Yeşilken düştüğü zaman içerisinde daha çok su oluyor. Ama Hindistan cevizi meyvesi olmuyor. Böyle biraz bekleyince içerisinde Hindistan cevizi de meyve haline alıyor. Kabuklarından arındırdık. Tabii size gelmiyordur sesi ama içerisi su dolu. Böyle sallayınca fark ediyorsunuz. Şimdi ağzına bir delik açacağız. Suyunu çıkartmak için. Esta el agua. Se escucha pss. Sí. Como si fuera una gaseosa. No sé si esté bueno. ¿Quieres mirar? Parece que sí, parece. No, amor. No. Está bien. Açtık bunu ama içerisi artık bozulmaya başlamış. Ama endişeye gerek yok. Üzülmeyin. Bir sürü daha elimizde Hindistan cevizi var. Pulpa no sé. Hmm. Uf, está lleno ya. İçerisinde bir sürü su var ama Hindistan cevizi henüz daha et haline gelmemiş gözüküyor. Oh. Nasıl lezzetli. Pasifik Okyanus kenarında sabahları aç karnına Hindistan cevizi suyu. Buralara gelirseniz size de ikram ediyor olacağım. Bunu da soyduk. Şimdi içerisinden çıktı bile. Ah. Sizi kokada tatlısıyla tanıştırayım. Kolombiya'nın hem Karayip sahillerinde hem de Pasifik Okyanusu sahillerinde bu tatlıyı yapıyorlar. En fazla bulunan ağaç ne? Palmiye ağacı, Hindistan cevizi ağacı. Hindistan cevizinden elde edilen bir tatlı. Ben bunu Pasifik Okyanusu kenarında Huanchaco köyünde 95 yaşındaki Maria teyzeden satın aldım. Artık çok yaşlı olduğu için kendisi yapamıyormuş ama başkasından satın alıp evinin önünde satıyordu bunları. Ben de ona destek olmak amacıyla almıştım. Kokada tatlısı nasıl yapılıyor derseniz eğer, Hindistan cevizi rendeleniyor. Ardından da panela dedikleri şeker kamışından elde edilen şekerle karamelize hale getirilip bu şekilde top halinde satılıyor. Bayağı da güzel, lezzetli. Şeker oranı çok yüksek. Ama tam bir enerji küpü. Eğer Hindistan cevizi bulursanız siz de bu hale getirebilirsiniz şekerleme yaparak. Hatta içerisinde ceviz bile konulsa çok daha lezzetli. Tam bir enerji küpü olabilir. Alın size kokada tatlısı, buralardan bir tat. Kolombiya'da çok fazlasıyla panela, yani şeker kamışlarından elde edilen şeker kullanılıyor. Hatta içiyorlardı o şeker kamışından elde edilmiş şekeri. Çay gibi hazırlayıp agua panela diyorlar ona da. Gerçekten çok lezzetli. Benim gibi tatlı seviyorsanız eğer 10 numara.
yumuşacık. Ağızda da hemen dağılıyor. ¿Puedes explicarme cómo preparan eso? Que le vaya uno el coco, lo ¿sí? pone a cocinar y ahí le cocinas echa eso. El coco y después uno le echa la panela se derrite y ahí uno lo va revolviendo y se pone así como esto. Ah, ¿quién hace eso? ¿Tu mamá o ustedes también no, ayudan? No te la llamo a la madre de ella. Ah, ¿cómo te llamas? Valentina. Valentina, ¿tú eres? Dayana. Dayana, yo quiero comprar una. ¿Cuánto vale? Vale 1500. 1500, wow. Ok, quiero dos. ¿Y también esta? Todas. Esta muy natural, ¿no? Esta muy, muy bonita. De limón. ¿Limón? Ah, limón. Ay, gracias. Sebastian ve Luna'nın bisikletleri var. Şimdi bize bugünlüğüne ödünç veriyorlar. Biz de köye gideceğiz. Sonra da hayalimiz gün batarken plajda, bu güzel plajda bisiklet sürmek. ¿Quieres que te grabe? Mabre. No, sí. La bisikleti no hace menos. Yollar asfalt değil, kum. O nedenle sürmek biraz daha zor oluyor ama Sergio da diyor ki yürümekten daha hızlı, bisiklet her zaman daha avantajlı diyor. Hola! Hola, ¿cómo están? Hepimizin bildiği üzere küçük yerlerde yaşam çok daha kolay birçok açıdan. Tabii ki de zorlukları da var. Ama pandemi döneminde mesela burada çok zorlanmamış kimse. Çünkü havalimanı kapanmış 6-7 ay boyunca. O nedenle de dışarıdan yabancı kimse gelmedi. İçinde insanlar Kolombiya'da büyük çoğunluk şehirlerde evlerden, sokaklardan dışarı çıkamazken 6-7 ay boyunca sokağa çıkma yasağı sürecinde burada insanlar sahilde, zaten herkesin kendi evi, bahçesi var. Neredeyse herkese yetecek kadar bolca plaj var. O nedenle zor olmamış. Ama tabii ki de ekonomik anlamda zorluk yaşanıldı mı? Yaşanıldı. Çünkü buralarda yine turizmden para kazanan yerler. Ama insanlar şikayetçi değil. Herkes rahat. Hatta söylediklerine göre biz sahil kesiminin insanları rahatızdır. Yeriz, içeriz, hamakta sallanırız diyorlar. Hakikaten birazcık da öyle. Akdenizlilerin rahatlığını bilirsiniz. Öyle bir ünleri var. Ama Afroların rahatlığı daha fazla. Bir sürü arkadaşımız oldu. Bir sürü insanla tanıştık. Çok tatlılar. Hiç kendimizi yabancı gibi hissetmiyoruz hakikaten de. Çok uzun zaman sonra maske kullanan birilerini görüyorum şu an.